Evet, Motomane'den herkese merhaba arkadaşlar. Kronos'ta. Şimdi arkadaşlar, Honda Shadow bayağı bekledi. Onu yedek parçasından beklemiştik biz. Motor yapımına başlayacağız. Parçaları temin ettik. Kronos'tan da beraber inşallah onu bitireceğiz. Değil mi Kronos'tan? İnşallah. Şimdi malzemeleri gösterelim şöyle. Her şey sıfıra bindi. Şanzıman dağıtmıştı bu. Şimdi baştan A'dan Z'ye ne yapacağız? Toparlayacağız Allah izin verirse. Parçaları temin ettik. Şimdi bunların arkadaşlar sürecini size adım adım göstereceğim. Honda Shadow A'dan Z'ye motor yapacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet Turan Usta, kalkışa hazırız. Bu arada yeni liftlerimiz de hayırlısı olsun. Şurada da bir tane liftimiz var. Bu 600 kiloya kadar kaldırabiliyor arkadaşlar lift. Şimdi Turan Usta artık fantezini yapamayacaksın. Yerlerde çalışma fantezisi var biliyorsunuz onu. İki tane de karşıda liftimiz var arkadaşlar. Toplam 4 tane liftimiz oldu. Gerekli olursa bir iki tane de almayı düşünüyorum Turan Usta. İnşallah nasipse. Evet şimdi biz bunun şanzıman parçalarını Japonya'dan getirdik. Honda'dan sipariş ettik. Japonya'dan geldi. Görüyorsunuz. Madeniz Japon. Şimdi bu motorun sahibi, eski sahibi motoru sürekli birinci ve ikinci viteste kullandığı için şanzımanı yemiş. Güçlü makine tabii. Bu da bakın arkadaşlar size bir uyarıda bulunsun. Sürekli böyle şehir içerisinde özellikle düşük viteste kullanmayın torklu makine diye. Vitesleri sürekli yükseltin. Yoksa ne oluyor? Şanzımanı eline alıyorsunuz ve şanzıman parçaları Honda Shadow'un inanılmaz pahalı. Yani takım halde 11.000, 12.000 lira gibi bir fiyatı vardı aylar önce. Şimdi dolar euro kurlarından sonra kaç para olmuştur? Allah bilir artık. Artık malzemelerimiz de farklılaştı Turan. Böyle özel süngerler aldık falan. Yalnız krangı sana az önce dedim Turan Selp'e çok benziyor dedim. Hatta getirdin orada göstersene Turan. Şurada Transalp'e motor yapmıştık arkadaşlar biz yeni. Krank yapısı çok benziyor. Benziyor. Hatta biyer kolları, şu biyer kolları birebir aynı gibi. Evet. Ama sen dedin öbür tarafta dediğin şeyler var değil mi? Farklılıklar var. Farklılıklar var tabii. Aynı altyapıyı kullanıyor yani Transalp'le. Hemen hemen birbirine benziyor. Şimdi şanzımanlar, contalar, bakımlar hepsi sıfır. Makineyi toplayacağız. Şimdi etrafı da toparlıyoruz. Turan dağınıklığı sevmiyor. Kendisi dağınık bir insan ama dağınıklığı sevmiyor. Öyle bir şey var. Ondan... O ne be? Ondan böyle derli toplanınca daha güzel çalışıyor. Evet devam edelim bakalım. Turanus'a şimdi dişleri göstersene bir ne hale gelmiş. Şuraya bak. Bir dakika karıncalanma falan olmuş. Görünüyor mu? Bir saniye netleyeyim şöyle bir dakika abi. Çok oynatma. Şu çizgileri mi diyorsun? Yok şurası bak karıncalanmış. Dişinin oturduğu yer şurası. Bak evet. Yenisi de burada. Şöyle şeffaf olması yenisi lazım. Yenisi süper. İkisi de. Evet. O bu da bu. Şunun üstünde. İkisi beraber dönüyor ya. Bunu da bozar. Hatta evet. Bakmıştık. Birini daha bozmuştun. Biz öyle aynen. Parça parça sipariş etmiştik onu. Üst üste döndüğü için bak şurayı da bozmuş. Şu ikisini aldık zaten. Evet. Şunu da aldık. Hı-hı. Bu şekilde. Evet. Ve bunlar sürekli birinci ve ikinci testi kullanmaktan olmuş değil mi Turan Usta? Aynen. Evet. Devam ediyoruz. Thank you.
Bugün yine benim istediğim oldu işte. Herhalde çekiçle müdahale lazım yine. Oh.
Evet Turan Usta. Sonunda toparladık. Sent ayarını yanlış yapmışlar herhalde önce. Bir yanlışlık vardı motorda. Ki her şeyi aynı söktüğümüz gibi takmamıza rağmen olmamıştı. Sonra Turan Usta onu da ayarladı. Şimdi makine eskisinden de güzel çalışmaya başladı. Turan Usta bir marş verelim mi? Baksana abi yarım marşla. Çok güzel çalışıyor. Bir Honda Shadow'un çalışmasını hastayım ya. Evet Turan Usta, makineyi çalıştırdık, oturttuk. Şimdi kapakları falan takacağız, şeyi takacağız. Şöyle bir detaylı temizlik yaparız. Sonra Gökhan kardeşimiz, adaşım bu motoru. Ona teslim edeceğiz motoru. Bayağı bekledi çünkü bu motor için. Bu motoru satmayı planlıyordu ama herhalde bu artık satmaz yani. Şimdi makine bebek gibi zaten şu anda. Makinesi zaten çok güzeldi. Değil mi? Bence de satmasın, bilsin ya. Fıstık gibi makine. Evet Turan, motoru bitirdik. Şimdi ben de şöyle bir son temizliğini yapayım. Özel temizleme spreyimiz var. Allah. Her yerini şöyle temizleyelim. Şöyle tertemiz verelim Gökhan kardeşimize. Çiçek. Allah. Mutlu musun Turan? Mutlu musun diyorum. Bir motoru da bitirdik. Bunun döşemelerini de biz yapmıştık. Şimdi bu temizlik de önemli motoru teslim ederken. Şimdi motor yapınca oradan buradan yağ her yere yağ bulaşıyor parmak izleriyle. En azından bu şekilde vermiyoruz yani bizde. Ben motoru sıkıntı çok yıkamam biliyorsunuz. Silerim. Özel temizleme spreylerim var. Toptancıdan alıyorum onları. Ondan sonra şişelere koyuyorum böyle şeyle litre temizliyoruz. Evet. Turan da antifriz koyuyor. Tertemiz oluyor ya. Bizim işler böyle arkadaşlar işte. Sök, tak, değil mi Turan Usta? Tamir et, topla, sil, ver. Bütün gün böyle. Şimdi videolar bu ara az geliyor. Arkadaşlar işlerimiz çok yoğun. Şimdi bu videoları yapmak için biliyorsunuz kurgu murgu falan oluyor. Kolay değil. Çok yoruluyoruz. Akşam eve gittiğimde valla yatacak yer arıyorum. Evet. Honda Shadow motor yapımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.